Bismillahirrahmanirrahim. Babu er-raculu yemurru bil hayd. Alehu en ye'kule minhu emda. Bu bab şunun beyanındadır ki er-raculu bir adam. Yemurru bil hayd'i bir adamın divar ile çevrilmiş bahçesine vardı. Alehu en ye'kule minhu. Onun için caiz midir ondan yemek? Emda caiz değil midir? Gitti sahibi yok. Sahibi olsa izin alıp yiyecek ama sahibi yok. O adam orada yiyebilir mi, yiyemez mi? Mesela buradan çıktık, bahçelere gittik. Gittik bir bahçeye ki güzel hurmalar, üzümler, meyveler var. Sahibini aradık, sahibi yok. Onu da yiyebilir miyiz? Yoksa yemek haram mıdır? Bunu beyan edecek. Haddesena Ali ibn Şeybe. Kale haddesena Ali ibn Asim. Kale haddesena el-Haririyyü an Ebi Nasr. An Ebi Nadrak. عن أبي سعيد الخدري قال أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري'den rivayet ediyor. Ebu Nedre lakin Resulullah Efendimiz'den rivayet tem mi nakletti yoksa kendiliğinden mi söylemiş? Onda şüphe ediyor. Fakat diyor senin galibime göre o da Resulullah Efendimiz'den rivayet etti. Yani kendiliğinden söyledi ki söz değil. Dedi ki bu ahsibu anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle zannediyorum. O da Resulullah Efendimiz'den rivayet eylemiş. Kale buyurdular ki اِذَا اَحَدُكُمْ عَلَى حَائِتٍ sizden biriniz bir bahçeye gelirse فَلْيُنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاسَ مَرَّتْ üç kere sahibini çağırsın. فَيْنَ جَابَهُ eğer sahibi gelirse ondan izin istesin. Ondan ne alacaksa alsın yesin. Yok sahibi yoksa ve illa feliyekül. Sahibi yoksa o adam yesin. O bahçeden yiyebilir. Min gayri en yufside. Fakat ifsad etmemek şartıyla. Ağacını dalını kırmamak şartıyla. Altındaki sebzeleri çiğnememek şartıyla. Yemesi mübahtır. Üç defa sahibini çağırır. Yok olsa sahibi ondan yiyebilir. Fakat ifsad etmeye. İfsad dedi ki de bu olur ki o meyveli ağacın dallarını kırar. Yok. Yahut altında sebze var, onu çiğner. Yok, onlara zarar vermeyecek. وَاِذَا اَتَ عَلَى غَنَمٍ yolda giderken bir sürü koyunlara tesadüf etse فَلْيُنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاسَ مَرَّتْ üç defa nida etsin. Çobanı nerededir, uyuyor mu, oturuyor mu, çağırsın. فَيْنَ جَابَهُ eğer sahibi çoban gelirse çobandan anlaşır. Satın mı alacak? Ne yapacak? Süt mü isteyecek? Koyun mu alacak? İcabet eder, ondan anlaşır. Ve illa felyeşşer. Yok çoban yok. O vakitte o içsin. O koyunları sağsın. Onların sütünü içsin. Min gayri en yufside. İfsad etmemek şartıyla. Yani ifsat nasıl edecek? Koyunun sütünü alacak. Yani hepsini sağayım da onun sütünü götüreyim yahut da yere dökeyim. Yok bu şartıyla değil. Kendi ihtiyacı kadar onlardan süt alması caizdir. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdu ki فَذَهَبَ قَوْمٍ اِلَى هَذَا ulemadan bir kısmı buna zahip oldular. فَجَعَلُوا kıldılar لِمَنْ مَرَّ بِالْحَائِتِ bir bahçeye giden adama اَنْ يُنَادِيَ صَاحِبَهُ ثَلَاسًا üç defa sahibini çağırsınlar. فَيْنَ جَابَهُ eğer sahibi gelirse ne ala ne güzel ve illa فَاَكَلْ yoksa ondan yer. Ve kezalike fil ganem koyunda da böyle. Üç defa sahibini çağırır. Geldiyse geldi, gelmediyse sağır, sütünü yer. Ve halifen fi zalike aharun. Ulemanın bir kısmı buna helaldir dediler ama bir kısmı dediler yok, bu helal değildir. Fekalu dediler ki la yenbeğen yekul. Onun yemesi layık değildir. Min gayri zarureti, zaruret olmaksızın. Eğer acından ölüyor ise ölecekse o vakitte yiyebilir. Zaruret var. Yok, zaruret yok. Keyif için içinden alacak, yiyecek mücahiz değildir. Sahibi yoksa elini süremez. Bir tek meyvesini alamaz. Fe inkânet zarureten yok zaruret ise, acından ölüyorsa fel eklü lehu ondan yemek min zalik o meyveden yahut o koyunun sütünden içmek ve şurbu lehu koyundan içmek mübahtır. O zaruret dolayısıyla mübahtır. Yoksa sahibinin izni olmaksızın ne bahçeden bir meyve koparabilir ne de bir koyunu sağabilir. İkinci zümrede bu.
Şu halde ulema bu meselede ihtilaf ettiler. Birinci zümre mübah geliyor. Üç defa nidadan sonra sahibi gelmezse, bahçe ise meyvesinden alır, koyun ise sütünü sağar, içer. İkinci zümre diyorlar ki hayır. Ölüm tehlikesi varsa yiyebilir, sütünden içebilir. Ölüm tehlikesi yoksa haramdır, yiyemez. Her iki tarafta delil getirecekler. قالوا بيكن جزمرة دلالك وقد روي عن أبي سعيد الخدري في غير هذا الحديث أبو سعيد الخدري دن جائزdir diye siz rivayet eylediniz fakat bu hadiste caiz değil caizdir diye rivayet eylediniz ama yine bu Sa'id bin Hudri'den başka bir rivayette başka bir hadiste var ki caiz değildir. Ma o diğer hadiste olucudur bir şey ki yedullu delalet eder ala enne libahaten meskure fi hadel hadis. Bu sizin rivayet etmiş olduğunuz hadiste mübahtır giyebilir dedi ki hiye alı darure, daruret üzerinedir. Ebu Said el-Hudri bu hadisi rivayet eylemiş. Siz zarureti bu rivayette getirmediniz ama başka bir rivayette geliyor ki Ebu Said el-Hudri'nin bu hadisinde zaruret kaydı vardır. Fezekeru zikre eylediler ma haddesena fehdi. Şu rivayeti ki İmam-ı Fehd bize rivayet eyledi. İmam-ı Tehavi buyuruyor. قال حدثنا مخبل بن إبراهيم قال حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن عسمة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول عبد الله بن عسمة diyor ki أبو سعيد الخدري işittim derdi ki إذا أرمل القوم أرمل bir adam yolda gider azığı tükenir daha yiyecek azığı kalmaz bir de أرمل kadının kocası ölür dul kalır Ermele derler. Fakat burada yani yoldaki yolcuların azığı tükense fasabbehul ibile gece azıkları tükendi yürüdüler sabahleyin develeri gördüler. Baktılar ki çölde develer otluyor. Fel yunadur ra'ye felasen. Üç kere çobana nida etsinler. Eğer çobanı buldularsa çobandan süt isterler. Çoban onlara süt getirir. Feinlem yecidur ra'ye. Çobanı bulamazlarsa çobanı yok. Develer çobansız çölde otluyor. Ve vecedül ibil. Çobanı bulamadılar fakat develer develeri buldular. Develer orada. Felliyata sabbehu. Onlar sabuh lasınlar. Sabuhu yesinler. Sabuh sabahtan yenile yemeğe sabuh. Bir süt sabahtan içerse ona sabuh derler. Akşamleyin içerse gaduk derler. فَلْيَتَصَبَّحُ burada yani onlar o develeri salsınlar onu içsinler sabah içilen suda sebuh derler evet. Ama hangi deveyi o sebuh olarak sütü içsinler لَبَنَ الرَّاوِيَ raviye olan devenin sütü raviye ki üzerine suyu yüklemişler üzerinde su azık yani yükü götüren deve yavrusu yok İşte onu salsınlar, onu yesinler. Ama diğer develere el vurmasınlar. Çünkü diğer develerin ya yavrusu vardır, yahut da mal sahibinindir, gelip alacak. Raviye denilen hayvan ki hangi devenin üzerinde yük, su, öteberi varsa onun sütünü salsın, içsinler. İnkâne fil ibili raviye. Eğer o develerin içinde raviye varsa böyle. Ve la hakka lehum fi bakiyyetihâ. Diğer develerde onların hakkı yoktur. Onların sütünü sağıp içemezler. Fencar ra'i yok çoban gelir ise bunlar raviyenin sütünü sağacaklar, içecekler. Bir de baktılar çoban geldi. Çoban da mani olsa koymuyor, vermiyor. Verirse verir zaten. Vermezse fel yumsikhu raculani iki adam çobanı tutsunlar. Ve la yuqatiluhu fakat adamı dövmesinler, vurmasınlar. Yalnız tutsunlar ve yeşre bu iki adam dursun ötekiler de devenin sütünü içsinler. Fe in kana ma'hum dirahimu o yolcularla beraber para var ise fahu haramun aleyhim vakitte parasız o devenin sütünü alıp içmeleri haramdır. O paraları var, paralarıyla alırlar. Paraları yoksa iki adam çobanı tutar ötekiler de ölmeyecek kadar işte içerler. İlla eğer yok dirhemi parası varsa haramdır illa biizni ehliha. İlla ehli izin verirse ki alın için müsaade ederse olur. Yoksa parayla alacaklar.
Para olmadığı takdirde bu demek. Bir adam bir yere gider, parası olursa parayla alacak. Parası yoksa işte bunda ihtilaf var. Bir kısmı diyor ki sahibi yoksa onlar ifsad etmemek şartıyla ondan yiyebilirler. Ötekiler de diyor yiyemezler. Evet. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadis de orucudur. Delilün delil orucudur ki عَلَى أَنَّ مَا اُبِيحَ مِنْ ذَٰلِكَ فِي الْحَدِيثِ الْاَوَّلِ Hadisi evvelde mübah kılınan şey اِنَّمَا هُوَ عَلَى الضَّرُورَةِ Darurat üzerine hamledilmiştir. Ebu Seyyid'in Hudri'den birinci kavim rivayet ettiler ki mübahtır. O mübah zaruret üzerine olursa yani aç paraları yok ise ve açlık tehlikesi varsa yok. Paraları varsa bak bu rivayette tasrih ediyor. Paraları varsa haramdır. وَقَدْ جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisin gayrısında Resul-i Ekrem Efendimiz'den geldi. مَا bir rivayet ki يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَا اَيْدَ Bu dediğimiz manaya delalet eden başka bir rivayet de geldi. حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثنا أبي عن يزيد بن الهاد عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Peygamber Efendimiz Abdullah ibn Ömer işittiler ki buyururdu لا يحتلبن أحدكم sizden biriniz elbette sağmasın. Ney? Maşiyete ahihi, kardeşinin maşiyesini, hayvanını, deve olsun, yürüyen hayvan, sığır olsun, koyun olsun, bunu sağmasın bi gayri iznihi, kardeşinin izni olmaksızın. Kardeşi demek yani Müslüman kardeşi, öz kardeşi demek değil. Müslüman bir kardeşinin hayvanını sağmasın. Eyyuhibbu ahadukum, sizden biriniz sever mi? En yu'ta geline yahut en tüta geline yutami tütami yayınan tayınan orada diyor ki me'an ikisi de caiz me'an burada hadisin değil ibarenin müzarin müzekker yahut da me'annes olmasını beyan ediyor ki yani ya ile de olur ta ile de olur me'an en yuta yahut en tüta nereye geline meşrebetuhu onun meşrebesi geline onun suyu neredeyse yahut da südü neredeyse oraya geline. Feyüksere hizanetuhu onun hizanesi kırıla. Adam suyunu yahut da südünü yahut da içilecek nesi varsa bir yere koymuş. Sizden biriniz arzu sever mi? Birisi gelsin orayı kırsın onu alsın. Feyehmile ta'amehu onun oradan ta'amini alsın götürsün. Bunu kimse sever mi? Sevmez. Kimse arzu etmez. Öyleyse madem arzu etmez sevmez fe innema tahsinu lehum o sizin mümin kardeşlerinize de saklıyor. Ney? Duru'u mevâşihim kendi maşiyelerinin hayvanlarının memeleri hazine olarak saklıyor. Ney? At'imatehum onların taamlarını. O hayvanı koymuş, o hayvan otlayacak, memesine süt gelecek. Ondan sonra sahibi onu sağıp yiyecek. Aynen bu neye benzer? Adam yiyeceği tamamları getirmiş, bir yere koymuş, kapsinde kitlemiş. Aynen buna benzer. Birisi gelse, kırsa, onun tamamlarını oradan götürse, nasıl o adam canı sıkılır? Öyleyse onun hayvanının sağlaması da aynen böyledir. Resulullah Efendimiz ona teşbih etmiş. فَلَا يَحْتَلِبَنَّ اَحَدُكُمْ Öyleyse sizden biriniz sağmasın. مَاشِيَةً مْرِئِنْ Hiçbir adamın hayvanını. Yukarıda ahihi dedi yani Müslüman kardeşinin hayvanını. Burada maşiye temri'in dedi. Hiçbir kimsenin hayvanını olunca ister Müslüman olsun ister kafir olsun. Hiçbir kimsenin hayvanını sağmasın illa bi iznihi illa onun izniyle sağsın. Şimdi bu ikinci zümrenin delilleri daha kuvvetli oldu. Demek ki yukarıda birincilerin getirmiş olduğu delil zaruret halinde fakat onlar zaruret halini bilemediler. O beyanı yapamadılar. Bu ikinciler onu aradı buldular. Yine Ebu Seyyid-i Hudri'nin rivayetinde ki zaruret halinde üç defa nidadan sonra sahibi gelmezse
vermeyecek kadar yiyebilirler yahut sağabilirler. Haddesena Bekkarun kâle haddesena Musa ibn-i İsmail kâle haddesena Sevriyü an İsmail ibn-i Ümeyye an Nafi an ibn-i Ömer an Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. İmam-ı Tehavi Bekkar tarikiyle de aynı hadisi şerifi rivayet ediyor. Haddesena ibn-i Ebi Davud kâle haddesena Muhammed ibn-i Sabbah kâle haddesena Şeriki ibn-i Ubeydillah عن عبد الله بن عصيب قال سمعت أبا سعيد الخدري رفعه أبو سعيد الخدري دنيشتن فقط o da رفع ediyordu yani Resulullah Efendimiz'den rivayet ettiğini söylüyordu. قال لا يحل لأحد hiçbir kimseye helal olmaz. Ney? نخل سوار ناقة bir deve sürüsünün içinden seçip almak. Nehl seçmek, sivar da parça kit'a demek. O adamın dişi develeri var, süt veren develeri var. Gidip o süt veren develerinin içerisinden sütlü develeri seçiyor. Alıyor, yok bu caiz olmaz. İlla biizni ehliha, illa ehlinin izniyle olur. O adam izin verirse gidip seçebilir, yoksa seçemez. Fe innehu o adam hatemehum aleyha. Onların üzerine hatmetti. Yani o sütlü develerin üzerine hatmetti, hatem koydu demek. Yani itimadı onların üzerine, o sütlü develer gelecek de onları sağacak. O adamın nüfusu var, çoluğu var, çocuğu var, onları onlardan doyuracak. Çünkü deve kitesi deyince erkek olur, sağılmayan deve olur, gebe olur. Fakat naka dedi mi yani dişi develer, süt veren develer. Bu bilhassa zekat alırken gider adam bakar hangi sütlü deve ise zekata onu alır. Yok. Onu almasın. Çünkü o adamın yiyeceği, içeceği rızkı o deve üzerine. O de, sen de onu aldığın gibi adamın çoluk çocuğu aç kalacak. Kendisi aç kalacak. Yok. Peygamber Efendimiz bundan nehyediyor. Şimdi bu hadis-i şerifte delalet ediyor ki bak o adamın itimadı o dişi develer üzerine olduğundan gidip onunla, o develerin içerisinde sütlü develeri seçmesin. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن سهيل عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ hiçbir kimseye helal olmaz أن يأخذ عصا أخيه kardeşinin asasını almak بغير طيب نفس منه. Kardeşinin nefsi tıp olmayarak arzu etmiyor, zorunan adamın elinden alıyor. Yani hatirini kırıyor, alıyor. Almasın. Madem o adamın hatiri kırılıyor, bir asayı almakla hatirini kırarak almasın. İlla o adam gönül hoşluğu olursa gönül hoşluğuyla alsın. Kale ve zâlike bunu Peygamber Efendimiz böyle dediğin için li şiddeti ma harramallahu Allah-u Teala'nın şiddetli haram kıldığı için alel müslimine Müslümanların üzerine mimmalil müslimi Müslümanın malıdır. Bir Müslim diğerinin malının alması haramdır. Bu o kadar şiddetli ki bir asasını bile almasın. Değil diğer mallarını bir asasını bile gönlü razı değilse almasın. Ya adam bir de gider zorunan adamın evini alırsa, arazisini, bahçesini alırsa artık haramın katmerlisi olur o. حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا أسبغ بن الفرج أسبغ همزة يانش إسبغ ديل أسبغ أسبغ بن الفرج قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا عبد الملك بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن عمارة بن حارسة عن عمرو يسربي عمرو birkaç tane de Yesribi bu birkaç tane var. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz bize hutbe okudu. فقال buyurdu ki لا يحل لامرئ hiçbir kimseye helal olmaz من مال أخيه Müslüman kardeşinin malından şeyün hiçbir şey helal olmaz إلا بطيب نفس منه إلا o kardeşinin nefsi hoşlaşırsa o vakitte helal olur. Nefsi hoşlaşmazsa helal olmaz. قال قلت يا رسول الله Amir diyor ki ben Resulullah Efendimiz'e dedim ki
İn lekîtu ganeme bni ammi, amucemin oğlunun davarlarına tesadüf eder isem. Ahudu minha şeyen, ondan bir şey alayım mı? Yani amucasının oğlu, akrabası. Yabancı değil, amucemin oğlunun koyunlarına tesadüf etsem, onlardan almak benim için caiz olur mu? Diye sordu. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İn lekîteha yehbilu şifreten ve zenâden. Burada dal noksan yazın. Bu da şefreten. Burada metbeğinin yanlışı çok. Şefreten ve zenâden. Yani siz, sen emucen oğlunun koyunlarına tesadüf etsen ki, o da piçağı beraber, piçağı, piçağını gilevleyecek taşı hazır, yani o koyunlar kesilecek. O hazır olsa bile böyle vel cem vel, burada cem de olur, el hamis vel ca şey var ya, vel cari cünübi, el cünübi o da olur, vel cünübi yani yakında da var, el hamisü çok develer var, çok hayvanlar var, yani öyle bir iki hayvan da değil. Sen o sürüye tesadüf etsen ki orada da çok o sürüde hayvanlar var. Piçak da orada hazır. Ama kesip de yiyebilirsin yani. Öyle olsa bile kâle. Evet. Keza fî nüshâhil mengûl enhe. Neklettiğimiz nüshâlerde böyle bulmuş. Fakat o şefreteyle zenadeyi tasih edememiş. Evet. Fela tühicha. Sen onları heyecana getirme. Yani onları yerinden ürkütme. Fela tühice. O hayvanlara tesadüf etsen, piçak da hazır, piçağın gilevleyecek taşı da var, hayvanlar da çok, gene onları tepretme diyor. Niçin? Haramdır. Fâdîl âser, bu eserler elleti zekerine, bizim zikrettiğimiz bu eserler temne'u men'eder. Neyi? Mâ ul bi şeyi ki tevehheme vehmetti. Men bir kimse ki zehebe fî tevîril hadîs-i levvel. Birinci hadisin tevilinde vehmeden, vehme sahip olan adamların düşüncelerini men etti. Evet. Neye sahip olduğu o hadisin tevilinde ila mazekerle zikrettiğimiz ibahaya, mübahtır. Sen hemen üç defa çağır, adam bulunmasa kes ye diyenler dediler ya, bunlarınki vehemdir. İşte bak hakiki bu hadisi şerifleri. Öğrendikten sonra insan anlıyor ki hayır, kat'i surette ölüm tehlikesi olmazsa kimsenin ne bahçesine el uzatabilirse ne de hayvanını sağabilirse. Ya o hadisin tevili nereye? O hadisin tevili tehlike zamanında, yani acından öleceği vakitte. Yoksa caiz değil. وَلَوْ سَبَتَ مَا زَهَبَ اِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ. Eğer o birinci hadiste onun sahip olduğu sabit olsaydı, yani insan gitti de üç defa çağırdı, bağın sahibi yahut da çobanı bulamadı mı yemek helal olur diye bu mana sabit olsaydı, lehtemelen yekûne zâlikel hadîs, o hadisin olması mühtemel olurdu. Kâne fî hâli vücûbid ziyafet, bu vakitte deriz ki ziyafet halinde bu. Yani sen bu hadisi böyle dedin, bu da zaruret halinde değil, sabit. Gittin de üç defa bağırdın, bulamadın mı bahçesinden ye yahut hayvanını sağ. Öyleyse bunu böyle tevil etme de, sen misafir gittin, adam da misafirin hakkı olan vacibi yapmadı. Üç defa çağırdın, gelip çıkmadı, o vakitte ye, çünkü sen misafirsin. Boynunu sağ iç. Neden? Senin onda bir misafir hakkı var, ziyafet hakkı var. Buna tevil ederiz biz. Hine emara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biha. Peygamber Efendimiz bunu emretti. Yani bir adam giderse, bir adama misafir olursa, misafir etmek hakkı vaciptir. Ve evcebhalil misafiri, bir de misafirler için Peygamber Efendimiz vacip kıldı. Ala men hallu bih. Kime misafir olurlarsa, kimin evine girerlerse, onların üzerine vaciptir ki misafire ikram ederler. Bu manaya hamd edilir. فَاِنَّهُ حَدَّسَنَ اَبْنُ مَرْزُوكُ. Peki bir misafirin bu kadar hakkı var mı? Hangi hadiste sabit? Onu da ispat ediyor. Diyor ki çünkü
şu rivayet var. İmam-ı Tahaviye İbn-i Merzuk rivayet ediyor. Kâle haddesena Bişr ibn-i Ömer ve Vehb ibn-i Cerir. Kâle haddesena Şu'betu an Mansurin an-i Şabiyyi an-i Miktami Ebi Kerime. Kâle Miktam Ebi Kerime dedi ki Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki Leyletud dayfi misafirin gecesi yani vardığı gün gece hakkun vacibun ala kulli müslim. Her bir Müslümana üzerine vaciptir. Misafir geldiği gece ona ikram etmek, onu misafir etmek her Müslümanın üzerine vaciptir. Feyin esbehe bifenaihi. Yok, onun civarında o adam sabahladı ise gece gitti misafir hakkını yapacak. Ona yemekini verecek, yatıracak, kaldıracak. O adam yaptı yahut da yapmadı, orada kaldı. Onun komşusu olarak kenarında kaldı. Gitmedi. Gitmedi ise vakitte feinnehu deyinir. Vakitte deyindir. Yani o adam orada kaldı. Gece geçti, oldu gündüzün. Şimdi o misafirin alacağı oldu. Kimde? O şu konak sahibinde. Konak sahibi ona borçlu oldu. İnşa iktadahu. O adam isterse, o misafir isterse o hakkını alır. Ve inşa terekehu. Yok isterse terk eder. Niye? O adam gece gitti. Onu misafir edecekti. Etmedi. O da orada kaldı. Sabahtan onu da alacağı kaldı. İsterse alacağını alır, isterse terk eder. Peki o konak sahibi, o da günahkar oldu. Niye? Misafiri ağırlamadı. Misafirin hakkını vermedi. Öyleyse bu evvelki hadisi bu manaya hamlederiz. Bir adam gitti birisinin bahçesine. 3 defa bağırdı, bu adam da çıkmadı. Misafir etmeyecek. Misafir etmeyecek, onun için ses vermedi. Öyleyse o adam misafir hakkı olarak onun bahçesinde yiyebilir mi? Yer. Yahut da çoban ses vermedi, gizlendi. Öyleyse onun misafir hakkı var, onun koyununu sağıp yiyebilir mi? Sağıp yiyebilir. Bu manaya hamlederiz. حدثنا بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة فذكر بإسناده مثله أين حديث شريف إمام التحاوي بكر تركيلة رواياته حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا القصيب قال حدثنا وهيب بن منصور فذكر بإسناده مثله إمام التحاوي أين حديث شريف نصر بن مرزوق تركيلة رواياته حدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح أن أبا طلحة حدثه أبو طلحة معاوية بن صالح روايته لمش أن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وضع في أنبر فمن صلى الله عليه وسلم قال رسول أكرم أفندمز buyurdular ki أيما ضيف herhangi bir misafir نزل بقوم bir قوم نازل oldu فأصبح الضيف محروما sabaha kadar o misafir de mehrum olarak sabahladı. Ne yemek verdiler, ne misafir hakkını ödediler. Felehu en yâhuda, öyleyse o misafir için caizdir en yâhudâla bi kadri qirâhu. Bir misafirin ne kadar hakkı varsa o hakkını almakta onun için hak vardır, caizdir. Yani fazla almayacak, o da ne? Kendi karnını doyuracak kadar, su ise içecek kadar, yatağı ise yatacak kadar o kadar bir hakkı var. O ne alabilir? وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ Onun üzerine hareç, günah da yoktur. Niye? Öteki adam bunun hakkını ketmetmiş oldu. O da kendi hakkını almış oldu. حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّسَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّسَنَا مُعَوِيَةُ بْنُ صَالِحِ النَّعِيمِ بْنِ زِيَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِثْلَهُ İmam-ı Tahavi bu hadisi şerifi Ahmed bin Abdurrahman tarihiyle de rivayet ediyor. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Ebu Müshir, kâle haddesene Yahya ibn Hamza, ani Zebidi, an Mervan ibn Raviye, ennehu haddesehu, an Abdurrahman ibn Ebi Avfil Cereşi, anil Miqdami ibn Ma'dikel, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kâl. Miktam diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular, اَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ بِقَوْمِ Herhangi bir adam ki bir kavme misafir gitti. فَلَمْ يُقُرُوهُ Onlar bir misafirin kıra, misafire verilen yemek ederler.
misafirin ne kadar yiyecek hakkı varsa o kadar onlardan alması caizdir. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا عقبة بن عامر dedi ki يا رسول الله sen bizi gönderiyorsun فنمر بقوم bazen bazı cemaatlere biz gidiyoruz uğruyoruz onların bize karşı yapacakları nedir? Bizim onlara karşı yapacağımız nedir? Yani bunu soruyor. Kâle, Resulullah Efendimiz buyurdu ki, اِنَّزَلْتُمْ بِقَوْمِ bir cemaate vardınız da onlara misafir olarak indiniz mi? فَاَمَرُوا لَكُمْ onlar da emrederlerse sizin için, yani hizmetçilerine, بِمَا يَنْدَغِي لِلْضَيْفِ misafire layık olan şeyi emreder getirirlerse, size verirlerse takberu ne getirebilirlerse onu kabul edin. Çünkü emrettiler. Adam zengin olursa iyi bir şey getirir. Fakir olursa az bir şey getirebilir. Yani onu illa fazla ısrar edip de ben şunu şunu isterim demeyin. Ne getirirlerse onu kabul edin. Misafir umduğunu yemez bulduğunu yer derler ya. İşte o kabildir. فَاِنْ لَمْ يَفْعَلُوا yok işlemezler ise misafire lazım olanı bir şeyi getirmezlerse, az çok hiçbir şey getirmezlerse, fehuzu minhum onlardan siz alınız, hakkat dayif, bir misafirin hakkı neyse onu alınız, o vakit iş çevirebilir. Onda et mi yemeye ihtiyacı var, suya mı ihtiyacı var, ne varsa bunu alın. Ama dayifin hakkı da ellezi yemdağı. Ne layık ise, mesela bir kişilik, beş kişilik, olur ki siz gittiniz beş kişi, 20 kişilik aldınız, yok olmaz. Sen beş kişisin, beş kişiye ne lazımsa o kadar alabilirsin. Yani burada dükkan da yok, parası da yok değil mi hocam? Mecbur kalıyor. Parası zaten olursa haram canım. Parası olursa haram. Parayla alacak. Bir de misafir hakkı var. Gittin, köylerde zaten dükkan yok, parayla da kimse satmaz. Eğer o adamın yoksa parayla al. Yok, paran yok bir misafire bir şey yapacak ya, bir misafir hakkı var. O da bir defeye mahsus, birkaç güne mahsus değil. İlk gece için. فَاَوْجَبَ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْضِيَافَةَ فِي هَذِهِ الْاَسَرِ bu eserlerde Peygamber Efendimiz ziyafeti vacip kıldı. وَجَعَلَهَا دَيْنًا onu da boş kıldı. Konak sahibinin boynuna boştu. وَجَعَلَ لِلَّذِي وَجَبَتْ لَهُ وَجَبَتْ لَهُ kime vacip olduysa, yani giden adam için vacip oldu ya, ona da kıldı. اَحْسَهَا yani onun alması da helal kıldı. Alabilirsin dedi. Kema ya'huzu deyin. Bir adamın alacağı var. Birisinde nasıl onu alırsa bu misafirlik hakkını da alabilir. Fakat bu vakitler vacib idi. Sümme nusiha zalik. Bu sonra nesledildi. Vacip kalmadı. Evvelce bu hak var idi. İşte Ebu Seyyid'in Hudri'den rivayet edilen hadis de bu manaya hamledilir. Siz gittiniz de üç defa çağırırsınız. Üç defa gelirse gelir, gelmezse alırsa niye? Ziyafet hakkı vacibiydi, vacibi yaptı. Sümme nusiha zalik. Sonra ziyafetin vacip olması neskedildi. Resulullah Efendimiz evvelce vacip kıldı. Bir misafir geldi mi ona ziyafet vermek vaciptir buyurdu. Sonradan bu vücub neskulundu diyor. فَمِمَّا رُوْيَ ف۪ي نَسْخِي bunun nesh olunduğu hakkında rivayet bulunan hadisi şeriflerdendir. مَاشُولُ bir hadisi şerif ki حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَ Ebu Bekir'e bize rivayet eyledi diyor İmam-ı Tahavi. قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَ قَالَ حَدَّسَنَا سَابِتٌ اَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّسَنَا الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ جِئْتُ اَنَا وَصَاحِبُ لِي Hazreti Mıknat diyor ki ben bir de benim bir sahibim geldik. قَدْ كَادَتْ اَنْ تُذْهِبَ اَسْمَاعُنَا وَاَبْصَارُنَا مِنَ الْجُعُ قَدْ كَادَتْ اَنْ تُذْهِبَ yahut اَنْ تَسَبَ az kaldı ki gide. Ne gide? اَسْمَاعُنَا وَاَبْصَارُنَا مِنَ الْجُعُ açlıktan az kaldı ki gözlerimiz, kulaklarımız gide. Yani duymaz olduk, görmez olduk. O kadar açlık tesir etmiş. فَجَعَلْنَا نَتَعَرَّدُ لِلنَّاسِ biz nasa taarrud ettik. Yani ya bizi misafir edin diye Medine-i Münevvere'de olmuş, dolaşmışlar. Kime gitmişlerse kimse misafir etmemiş.
فَلَمْ يُضِفْنَا اَحَدٍ Hiçbir kimse bizi misafir etmedi. Ona gittik, ona gittik. Kimse misafir edemedi. فَاَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Biz Peygamber Efendimiz'e geldik. فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللّٰهِ Dedik ki, ya Resulullah, اَسَابَنَا جُعُنْ شَدِيدٍ Bize şiddetli bir açlık geldi. فَتَعَرَّدْنَا لِلنَّاسِ Biz nas'a kendimizi arz eyledik. فَلَمْ يُضِفْنَا اَحَدٌ Hiçbir kimse bizi misafir etmedi. فَاَتَيْنَاكْ Sene geldik ya Resulullah. Yani insan bak beşer olabiliyor. Ashab-ı kiramda tabi bunlar misafiri biliyorlar ama demek ki öyle adamlara tesadüf etmişler ki adamın ya yedirecek yemek yok ya misafir edecek bir şeysi yok ki etmemişler. Yani misafiri sevmediklerinden dolayı değil. Her ne özür dolayısıyla evet. Edememişler. Onlar da kalmış ortada Resulullah Efendimiz'e gelmişler. فَذَهَبَ بِنَا اِلَى مَنْزِلِهِ Peygamber Efendimiz bizi aldı, kendi evine götürdü. وَعِنْدَهُ اَرْبَعَةُ اَعْنُزِ Resulullah Efendimiz'in 4 tane keçisi var idi. فَقَالَ يَا مُقْدَادُ اِحْلِبْهُنَّ Dedi ki, ya Mıkdad, kalk bu 4 keçiyi sağ. وَجَزِّئِ اللَّبَنَا Bu sütü de teksim et. لِكُلِّ سِنَيْنِ جُزَّلْ Her iki adama bir cüz. Yani sağdığın sütü ikiye böl. Bir bölümü iki adama, bir bölümü de iki adama. وَزَكَرَ حَد۪يسًا طَو۪يلًا Ondan sonra uzun bir hadisi zikreyledi. Hadisin gerisi bize lazım değil. Burada ne lazım? Burada bize lazım. Hazreti Mıkdat geliyor. Bir de bir arkadaşıyla ziyafet vacip olsa idi herhangi bir adama bizi misafir et dese mecbur yapacaktı. Vacip. Yapması İslamiyet'e muhalif. Fakat vacip olmadığının delaleti bu ki bak hiç kimse sahip olmadı. Misafir etmediler. Demek vacip değil onlara. Bu delalet etti ki evvelce misafir etmek vacip iken sonradan neshedilmiş. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Haccac kâle haddesena Hammadun an Thabitin an Abdurrahman ibn Ebi Leyla anil Miktad ibn Amr kâle Miktad ibn Amr yine bu işte Miktad ibn Esved kâle kadimtul medinete ana ve sahibim li ben ve bir arkadaşım Medine'ye vardık sümme zekere mislehu sonra bu hadis-i şerifin aynını zikreyledi. Birinci hadiste Medine'ye geldiğini söylemedi. Biz geldik. Ama karineyle anlaşılıyor ki Medine-i Münevvere. Fakat burada Medine sarahaten zikrediliyor ki Medine'ye geldik. Nas'a kendimizi gösterdik, bizi misafir edin dedik. Kimse bizi misafir etmedi. Nihayet Resulullah'a gittik, o bizi misafir etti. Efela tera, sen görmez misin ki? Enne ashabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki Peygamber Efendimiz lem yutifuhunne Ashab-ı Resulullah onları misafir etmediler. وَكَدْ بَلَغَتْ بِهِمِ الْحَاجَةُ Hacet, ihtiyaç da onlara bağlı oldu. اِلَى مَا زُكِرْ Zikredilen şeye, yani o derece ihtiyaçları vardı ki, açlıktan görmez ve işitmez olmuştular. Bu derece mühtaç oldukları halde Ashab-ı Resulullah misafir etmediler. Nerede zikredildi? فِي هَذَا الْحَدِسِ Bu hadis-i şerifte Hazreti Mukfet diyor ki, o derece şiddetli bir açlık bizi yakalamıştı ki neredeyse kulaklarımızı ve gözlerimizi götürecekti. Yani görmez ve işitmez bir hale gelmişti. ثُمَّ لَمْ يُضِفْهُمْ ثُمَّ لَمْ يُعَنِّفْهُمْ Ashab-ı Resulullah misafir etmediler fakat Resulullah Efendimiz de onların başına kalkmadı. Onları tanif etmedi. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Ala zalik bu misafir etmemeleri üzerine ashaba demedi ki niçin bunları misafir etmediniz? Eğer vacip olsaydı onları onu derdi. Niçin misafir etmiyorsunuz? Sizin üzerinize vacip idi derdi. Demedi. Fedelle ma zekerina öyleyse bizim zikreylediğimiz Hazreti Mıkdad'ın bu hadisi delalet etti. Ela neshi ma ul bi şeyin neshine ki kâne evcebe alen nas nas üzerine vacip kılmış olduğu şeyin neshine delalet etti. Vacip kıldığı da neden? Minet ziyafeti. Ziyafetten. Evvelce vacip kılmıştı. Ne buyurmuştu okuduğumuz hadis-i şeriflerde? Gece bir misafir gelirse onu misafir etmek vaciptir. Şayet misafir etmez de onun yanında kalırsa o adamın onda alacağı vardır. Eynen bir boş gibidir. İsterse alacağını alır, isterse terk eder gider. Bak vacip idi. Yani bu hadis-i şerif
delalet etti ki bu vücub neskedilmiş. وَكَدْ زَكَرْنَا فِي مَا تَقَدِّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا Bizim bu kitabımızda yukarıda tekaddüm eden ibarelerde zikreyledik. Kimden rivayeten? An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet olarak zikreyledik ki مَالُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ Bir Müslümanın diğer Müslümana mali onu parasız rızasız alması haramdır ki hürmeti demihi onun kanının haram olması gibi. Bir Müslümanı öldürmek nasıl haramsa malını da alma böyle haramdır. Vakat haddesena Rabi'un kâle haddesena Esedun kâle ibn-i Ebi Zib an Abdillah ibn-i Sa'ib an Abihi an Ceddihi ennehu semi'an Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme yekul Peygamber Efendimiz'in buyurduğunu işitti. Buyurdular ki la ya'khuzu ahadukum sizden biriniz almasın. La ya'khuz almasın. La ya'khuzu dersek nefi istikbal olur. Almaz. Fakat burada nehi. La ya'khuz almasın. Ahadukum sizden biriniz. Meta'a sahibihi kendi sahibinin eşyasını. La'iben oyun olarak ve la cadden ciddi olarak ne şaka olarak ne de ciddi olarak almasın. وَاِذَا اَخَذَ اَحَدُكُمْ عَسَى اَخِهِ Sizden biriniz bir Müslüman kardeşinin esasını alırsa فَلْيَرُدَّهَا اِلَيْهِ Onu gerisin geri ona iade etsin. Yani şaka olarak bile almasın. Ciddi hiç almasın zaten alması. Şaka olarak alması da haram. Şayet en basit olan bir asayı almış ise onu da gerisin geri iade eylesin. وَقَدْ عَمِلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الضِّيَافَ Resulullah Efendimiz'in ashabi misafirlik hakkında amel ettiler. بِمَا حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَ Ebu Bekir'in bize rivayeti eylemiş olduğu hadisle amel eylediler. قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا اَبَانُ بْنِ يَزِيدُ الْعَطَّارِ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنِ اَبِي كَثِيرُ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَوْلَى سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَّاسِ Kale, Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın Mevlası Abdurrahman dedi ki Küntü mea Sa'd ibn Ebi Vakkas fi sefer. Bir seferde Sa'd ibn Ebi Vakkas ile beraber idik. O köle diyor. Fe avana leylül. Gece bizi götürdü. İlâ kariyeti dehkanin bir köylünün bir reşberin evine. Gece olunca bir reşberin evine gitmişler bir köyde. Ona iltica etmişler. وَاِذَا الْاِبْلُ Baktık ki develer عَلَيْهَا اَحْمَالُهَا Yükleri develerin üzerinde. Develerin ne yiyecek, tam öteberi var. Onlar da develerin üzerinde. Sahibi yok. Develerin yanına varmışlar. O köye gitmişler ki develerin üzerinde de yiyecek maddeler var. فَقَالَ لِسَعْد O köle diyor ki, Sa'd ibn Ebi Vakkas bana dedi ki, اِنْ سَرَّكَ اَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقَّ اِنْ كُنْتَ تُرِيدُ اَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقَّ Hakka bir Müslüm olmak ister isen فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا Bu develerin üzerindeki yemeklerden bir şey yeme. Eğer, çünkü sahibi yok, izinsiz yeme. Eğer hakiki Müslüman isense sahibi olmadığından bunlardan bir şey alıp yeme dedi. فَبِتْنَا جَائِعَيْنِ Yahut da eğer iki tane olursa فَبِتْنَا Biz geceledik. Cai ayni aç olarak sabahladık. Yok, iki kişi. Eğer fazla ise cai ayne cemi olarak olur. Şimdi burada eğer misafirin alacağı var ise konak sahibinde onlardan alır yerdiler ve mesul olmazdılar. Evvelden Resulullah Efendimiz buyurmuştu, var idi. Demek ki neshedilmiş olduğunu bu hadisle de anladılar ki Eshab-ı Resulullah'tan olan Sa'd ibn Ebi Vakkas ziyafet hakkının neskulunduğunu bildiğinden o develerin üzerindeki taamdan bir şey alıp yemedi. Niye? Hakka Müslüman olsun diye. Fekale evet. Fehâde Sa'dun yekûl. İşte Sa'd ibn Ebi Vakkas bu. Diyor ki İn serreken tekûne Müslüman hakka Müslüm olmak sana sürur verir ise fe la tekul minha şeyen bunlardan bir şey yeme.
فَلَا يَكُونُ ذَٰلِكَ Bu olmaz. اِلَّا وَقَدْ سَبَتَ عِنْدَهُ Sa'd ibn Ebi Vakkas böyle emretmez. İlla onun indinde sabit olmuş. حَقِيقَةُ عِلْمِهِ بِهِ زِيَافَتْ Hakkının ne derece olduğunu hakikaten bilmiş de onun için demiş. Demek ki ziyafet hakkı varmış, nesk edilmiş. Nesk edildiğini bilmese Sa'd ibn Ebi Vakkas bunu emretmezdi. اِذْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ اُمُورِ الْاِسْلَامِ Çünkü umur-i İslam'dan Sa'd ibn-i Vakkas'ın indinde ilim vardı, o bilirdi. وَلَمْ يَاخُذْ اَهْلَ الْقَرْيَةِ بِحَقِّ الْضِيَافَةِ O köye vardı, sizin benim bir hakkı ziyafetim vardı, siz bana vermediniz, ben de cebren alırım, sizden yerim, bak demedi. Eğer ziyafet hakkı vacip olsaydı alır yerdi. Öyleyse فَذَٰلِكَ دَلِيلٌ Öyleyse bu da delildir. اَنَّهُ لَمْ تَكُنْ حَيْنَ اِذٍ O vakitte yok idi. Ziyafetu vacibet. Öyle olmamıştı. Hine izin orada ziyafetu vacibet. Ziyafet vacip değil idi. Eğer ziyafet vacip olsa oradan alır yedi. Vallahu subhanehu ve teala. Allahu teala daha alem. Yani okuduğumuz hadisi şeriflerden anlaşılıyor ki İslamiyet'in evvelinde misafirin konak sahibinde alacağı var. Fakat sonradan bu nesfedilmiş. Alacak kalmamış. Bu adam misafir ederse ihsanen eder. Etmese cebren beni misafir edeceksin diyemez. Bir, yahut da sen beni misafir etmedin, ben de misafirlik hakkı olarak senden yemek alırım, taam alırım, bunu da yapamaz ki. Varmış İslamiyet'in evvelinde nesk edilmiş. Bu ziyafet hakkı da burada bitti.